18 Mayıs günü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir tane çatışma yaşandıktan sonra 54 tane yurttaş gözaltına alınıyor. 54 yurttaş. İçinde 18 yaşından küçük çocuklar da var, 70 yaşında ihtiyarlar da var, kadınlar da var, gençler de var. 54 yurttaş. Bu 54 yurttaş gözaltına alındıktan sonra avukatlar müvekkillerinin işkenceye uğradığını söylediler. Ancak bu işkenceye uğradıklarına dair elimize somut bir veri sunamadılar. Şanlıurfa Barosu ve avukatlar gözaltındaki müvekkilleriyle görüşmek istediler fakat görüşemediler. Daha sonra iki tane görüntü yansıdı. Birincisi, bu gözaltına alınan yurttaşlar gözaltı merkezinde ters kelepçeli olarak betona yatırılmış halde görüntülendiler. İkinci görüntü de muayene için götürüldükleri hastanedeydi. Darp içerisinde oldukları çok açıktı, üstleri başları yırtılmıştı, bir kısmı sadece atlet ile duruyordu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu işkence meselesi, gözaltında işkence meselesi gerçekten çok önemli bir mesele. Neden? Ben size iki tane düzenleme söyleyeceğim. Hiç kimse, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi, hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işleme tabi tutulamaz. İşkenceye karşı 1984 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 1. maddesi işkenceyi bakın şöyle tarif ediyor. Tam Halfeti'de yaşanan. Diyor ki, bir şahsa veya üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf... Buyurun, devam edin Sayın Tiryaki. Veya ayrım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya onayıyla uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya ıstırap veren fiildir. Halfeti'de tam olarak işkenceye karşı 1984 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 1. maddesinde tarif edilen işkence uygulamıştır. Hükümet bu işkenceci uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Evet, şöyle söyleyebiliriz. Bizim anayasamızda, Türk Ceza Kanunu'nda işkenceye karşı cezalandırmaya ilişkin hükümler var. Ama asıl sorun şu. Bakın bir kez daha söyleyeyim. İşkence cezasız kalıyor. Ya soruşturma başlatılmıyor. Soruşturma başlatılırsa eğer idare tarafından soruşturma izni verilmiyor. Soruşturma izni verilirse takipsizlik kararı veriliyor. Takipsizlik kararı verilmez de ceza davası açılırsa daha sonra beraat kararı veriliyor. Vatandaşın, işkenceye uğrayan vatandaşın yapabileceği tek şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 10 yıl, 15 yıl sonra diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bu vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu görevlileri tarafından işkenceye tabi tutulmuştur. Garip bir şekilde biz buna hukuk diyoruz. Olmayan şeye hukuk diyoruz.